Herkese merhabalar. Bugün Akciğer Kanseri Konseyi'nin ikinci bölümünü çekiyoruz. Yine çok değerli hocalarımız var. Göz cerrahisi uzmanı Doçent Doktor Özkan Demirhan hocam ve tıbbi onkoloji uzmanı Profesör Doktor Serkan Keskin hocam bizlerle birlikte. Konumuz yine akciğer kanseri. Akciğer kanserinde onkolojik tedavileri konuşacağız. Akciğer Kanseri Konseyi'nde neler konuşuluyor, hangi kararlar alınıyor, hastalar tedaviye nasıl yönlendiriliyor, hangi tedavi protokolleri izleniyor, bunu konuşacağız. Ve tabii ki akciğer kanserinde cerrahinin önemine değineceğiz yine. Ben hemen ilk sorumla Serkan hocama dönmek istiyorum. Hocam merhaba, nasılsınız? Merhaba, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, iyiyim ben de. Akciğer Kanseri Konseyi, değerli hocamın YouTube kanalı için çektiğimiz çok önemli bir konsept aslında, insanlara bilgi aktarabilmek adına. En çok merak edilen konulardan bir tanesi de akciğer kanseri konseylerinde neler konuşuluyor? Burada multidisipliner tedavi yaklaşımı gereği doktorlar ne gibi kararlar alıyor? Hastaların bilmesi gereken noktalar neler? Şimdi onkoloji konseyleri bizler için olmazsa olmazların başında geliyor. Çünkü onkoloji kararlar bizler için çok önemli, hastalar için çok önemli. Bir hekimin kararına genellikle bu kararı bırakmak istemiyoruz. O yüzden vakalarımızı onkoloji konseylerinde konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Burada işte göğüs cerrahisinden Özkan hocamız ve ekibi, bizler medikal onkoloji doktorları, radyasyon onkolojisi doktorları, nükleer tıp bölümünün doktorları, patoloji doktorları, radyoloji doktorları gibi birçok hekimin içinde olduğu bir toplantı yapılıyor. Bu her hafta bir defa, gerekirse daha fazla olmak üzere tekrar ediliyor ve burada hastalarımızı tartışıyoruz. Örneğin öksürük ve kanlı balgamla gelen ve tomografisi çekilip sonrasında biyopsiyle tanısı konulan bir hastanın tedavisini nasıl planlayacağızı oturup konseyde arkadaşlarımızla beraber değerlendiriyoruz. İşte beyin MR'ı çekelim mi, PET çektirelim mi, biyopsisini yaptıralım mı, biyopsiden sonra ameliyatını yaptırabilir miyiz? İşte bunların damarlarla, sinirlerle komşuluğu, ana yapılarla olan komşuluğu, cerrahımız girdiğinde bu tümörü tamamen çıkarabilir mi diye radyoloji, nükleer tıp bölümleriyle tartışıyoruz. Eğer bu lezyon ameliyata uygun ise Özkan hocalarımız hastanın tedavisini ameliyatla beraber başlıyorlar ve sonra gerekirse ardından ilaç tedavileri, radyoterapiler ekliyoruz. Ancak bazen tümörler ameliyat edilebilecek sınırları geçmiş olabiliyor. O zaman da biz önce tedaviye başlıyoruz. Örneğin ilaç tedavisi olabilir, bu radyoterapi olabilir. İkisini bir arada çoğu zaman yaptığımız bir tedavi olabilir. O zaman önce biz ilaç tedavileriyle, bu ilaç tedavilerle başlıyoruz. Tümörü ameliyat olabilir hale getirip ondan sonra Özkan hocalarımıza hastamızı devredip ameliyatıyla beraber de tedavisini tamamlıyoruz. Tabii bu bir ekiple beraber, multidisipliner bir ekiple beraber karar verilmesi gereken bir konu. Yani hastanın tedavi planı o konseyde yapılıyor ve ondan sonra da o plana göre tedavileri başlıyor ve devam ediyor. Peki ameliyat aşamasına hastayı hazırladığımız süreçte hangi tedaviler uygulanıyor? Sizin uyguladığınız tedaviler neler? Ve özellikle hangi evrede hasta ameliyata hazırlanıyor? Şimdi dört hastalıklar, yani akciğer hastalıkları bildiğiniz gibi dört evreye ayrılıyor. 1, 2, 3 ve 4 diye ifade ediyoruz. Dördüncü evredeki hastaları çok nadiren ameliyata yönlendiriyoruz. Hastalık artık vücudun başka yerlerine yayılmış anlamına geliyor. Ancak sınırlı yayılmış hastalıklarda yine cerrahi gündeme gelebilir. Bu konu biraz tartışmada olmakla beraber. Ancak 1, 2, 3. evredeki hastaları cerrahi için değerlendirebiliriz. 3. evredeki hastaların da B grubu dediğimiz bir grubu var. Bir de A grubu dediğimiz bir grubu var. B grubunu yine kemoterapi ve radyoterapiyle tedavi etmeyi tercih etmekle beraber evre 3 aya kadar olan hastaları ameliyatla tedavi edebiliriz. İstisnalar veya vaka bazlı farklılıklar olmakla beraber.
Tümörün yerleşimi bu noktada önemli. Pankreas tümörleri dediğimiz böyle akciğerin daha apexine, tepesine yerleşmiş tümörlerde genellikle kemoterapiyi ve radyoterapiyi uyguluyoruz. Ondan sonra ameliyat hastalara veriyoruz. Çünkü bu bölgenin tümörleri genellikle kaburgalara, damarlara, sinirlere biraz daha yakın olabilecek bir bölümün hastalıkları olarak ifade ediliyor. Onun dışındaki hastalıkları direkt ameliyat edilebilir ancak bu hastalığın yerleşimiyle de genelde alakalı. Tümör çapı yani 5 santim olup akciğerin tam ortasında yerleşmiş bir tümör olup çok basit bir şekilde ameliyatı yapılabilir iken bazen de işte ana yapıların üzerine oturmuş ama daha küçük bir tümörü belki neoadjuvant tedavi ihtiyacı dediğimiz yani ameliyat öncesi tedavi ihtiyacı dediğimiz bir tedaviyle tedavisine başlayabiliriz. Yani burada kesin bir sınırı koymak çok kolay değil ancak birinci ve ikinci evredeki hastalıkları genelde cerrahlarımız başarılı bir şekilde ameliyatlarını yapabiliyorlar. Peki hocam burada cerrahi aşamaya dönmek gerekirse akciğer kanseri cerrahisinde biz hangi yöntemleri uyguluyoruz? Şimdi Serkan hocamın dediği gibi birinci, ikinci evrede ilk tercihimiz genelde çok bir anormalik olmadığı sürece cerrahi tedavi. Bunlar da genelde kapalı yöntemlerle, minimal invazif dediğimiz torakoskopik veya robotik imkanlara göre. Ama üçüncü evreye geçtiğimiz zaman onu çıkarılabilir, çıkmayacak tümör yoktur. Ama çıkardıktan sonra R0 dediğimiz etrafında tümörsüz alan bırakmadıktan sonra o cerrahinin bir yararı olmayacaktır. Üçüncü evredeki ileri evre tümörlerde açık ameliyatlarla tümörleri temizlemek deriz. Onkolojinin işte multidisipliner yaklaşımının amacı bu zaten. Herkes tek başına karar vermiyor ve vermemesi de gerekir. Çünkü sorumluluğu hep birlikte paylaşıyoruz burada. O tümörün, evre üçüncü evredeki tümörün rezektabl yani ameliyat edilebilir hale gelmesi bizim için en önemli şey, konseylerin kurulma amacı da bu zaten. Burada tümörün hangi yöntemlere çıkarılmasından ziyade kozmetik işte hastanede kalış süresi daha kısalı kapalı yöntemlerde falan tümörün R0 dediğimiz tamamen rezektabl olarak çıkarılmasıdır amacımız burada. Hastaya faydamız olsun. Peki hocam ben yine aslında hasta gözüyle ve hasta düşüncesiyle sormak istiyorum. Çünkü gerek sosyal medyada işte gerek yaptığımız haberler sonrasında çok fazla yöneltilen sorulardan bir tanesi bu. İşte özellikle akciğer kanseri tanısı konmuş hasta yakınlarının en büyük kaygısı. Genelde hastaya durumunu tam olarak anlatamazlar ama kendileri merak içerisindedirler. Yani çok tehlikeli bir kanser, benim hastamın durumu ne olacak gibi soruları çok fazla yöneltiyorlar. Yani her akciğer kanseri çok agresif ve ölümcül müdür? Erken evrede ya da hangi durumlarda hasta yakalanırsa gerçekten tedaviler başarılı olur? O konuyla alakalı ne söyleyebiliriz? Şimdi hastalığı ne kadar erken evrede yakalarsak o kadar başarı şansımız artıyor. Birinci evredeki hastalıklarda başarı şansı çok çok yüksek, %80'lere, 90'lara kadar ulaşabilen düzeylere kadar varıyor. İkinci evreye, üçüncü evreye indikçe bu oranlar biraz daha düşüyor. Dördüncü evrede de biraz daha azalıyor. Ancak günümüzde modern tedavi yöntemleri dediğimiz tedavilerle artık daha başarılı bir şekilde hastalığın tedavisini biliyoruz. Ameliyat tekniklerindeki gelişmeler, radyoterapi tekniklerindeki gelişmeler, ilaç tedavilerinde özellikle immünoterapiler, hedefe yönelik ilaçlar, akıllı ilaçlar dediğimiz ilaçlar grubunun devreye girmesiyle artık bütün hastaları değerlendirdiğimizde çok başarılı bir şekilde sonuçlar elde edebiliyoruz. Eskiden ilaç tedavisi dediğimizde tek bir ilaç grubumuz vardı. Kemoterapiydi bu da. Kemoterapi biraz zor bir tedavi. Hem yan etkileri nedeniyle hem de etkinliği nedeniyle biraz sınırlı bir başarı elde edebiliyorduk. Ancak günümüzde immünoterapi dediğimiz tedaviler var. Akıllı ilaçlar dediğimiz tedaviler var. Gerçekten de bunlarda başarılar kemoterapiye göre çok yüksek. Örneğin akıllı ilaç grubuna eğer hastalık uygun çıkıyor ise burada artık kemoterapiden fayda kat kat öteye kadar götürülmüş
olabiliyor. İmmünoterapi de yine öyle. İleri evredeki hastalarda bile çok başarılı bir şekilde kullanılabiliyor. Ancak erken evredeki ameliyata uygun olmayan hastalarda yapılan araştırmalar göstermiş ki tek başına tam cevap bile elde edilebilir immünoterapi tedavileriyle. Bu anlamda biraz daha ileri evredeki hastalıklardan artık yavaş yavaş neoadjuvan dediğimiz ameliyat öncesi, radyoterapi öncesi dönemlere doğru bu ilaçların etkinliğini gelmeye, getirmeye çalışıyor tıp dünyası, bilim dünyası. Onkoloji, tüm dünyadaki araştırmaların %50'si onkolojiyle ilgiliymiş. Yani bu çok önemli ve ciddi bir rakam. Çünkü çözümsüz bir hastalıkla karşı karşıyaydık. Ancak geldiğimiz noktada tüm hastalıklar içindeki başarı, tüm şans, yani tüm onkoloji hastalarının tedaviyle tamamen ortadan kalkma, tamamen iyileşme şansı %50'den 75'lere kadar ulaşmış durumda. Yani 1970'li yıllarda tüm onkoloji hastalarının %50'si iyileşirken günümüzde %75'lere kadar ulaşmış. Bu yüksek bir oran, böyle zor bir hastalık için gerçekten de. Peki son soru olarak yine pandemi sürecindeyiz ve pandemi sürecinde yine çok sık yaptığımız haberlerden bir tanesi pandemi sürecinde akciğer kanseri vakalarında ciddi artış oldu haberlerini çok okuduk ve çok yaptık. Bunun nedeni nedir hocam ve bu süreçte özellikle akciğer kanseri tedavisi gören, görmüş, kontrol aşamasındaki hastalara neler öneriyorsunuz? Her ikinize de soruyu yöneltiyorum hocam. Benim fikrim, deneyimim 1,5-2 yıldır pandemiyle süreç. Bu COVID'in akciğeri tutulumundan dolayı tarama yöntemi olarak kullanılan toraks BT'nin sık çekilmesi. Çünkü hiçbir semptom, bir şikayet olmayan hastalarımız oldu. Kimi ileri evre, kimi erken evre. Benim tahminim buna bağlı. Tabii Serkan Hocam ne düşünür bilmiyorum. Yani toraks BT'nin çok sık kullanılması. Bundan dolayı vakalar yakalandı ve daha sık kanser vakaları sunuldu. Tabii. Şimdi tüm akciğer kanseri hastalarının %50'si ileri evrede bize başvuruyor. Yani yaklaşık yarıya yakını 4. evrede geliyor. Bu geçmiş yıllarda elde ettiğimiz rakamlar. Çünkü hastalığı çok ileri boyutlara gelene kadar herhangi bir belirti vermiyor. Yani hastalık belirti verdiğinde de bir bakıyoruz, hastalık bir yerde metastaz yapmış, yayılmış durumda olarak karşımıza geliyor ve o hastaları ilaç tedavileriyle tedavi etmek durumunda kalıyoruz. Ancak Özkan hocamızın da söylediği gibi son işte pandemi dönemiyle beraber COVID tanısı, taraması amacıyla yapılan toraks BT'lerde çok sayıda kanser vakasıyla karşılaştık ve bunlar da çok küçük boyutlu kanserler, yani 1. 2. evrede kanserleri yakaladık ve bunlar gerçekten de hiçbir şikayete neden olmayan kanserlerdi. Bu bir tarafı. Ama bir diğer tarafı da hastane korkuları. Yani COVID nedeniyle işte kadınlarımızın eline meme de kitle geliyor. Korkuları nedeniyle gitmiyorlar. İşte idrarında kanama nedeniyle insanlar doktora COVID olabilirim nedeniyle, korku nedeniyle gitmiyorlar. İşte balgamında kan görüyor. Ben COVID değilim ama bu da önemli bir şey olsa da bir COVID geçsin bakalım. Ondan sonra gidelim diye gitmiyorlar. Bunlar da diğer tarafı. Yani hem erken tanıda biraz avantaj sağladı. Daha sık erken evrede akciğer hastalıklarını gördük. Bir diğer tarafıyla da şikayeti olan insanlar da doktora gitmedi COVID korkusu nedeniyle. Onu da bu noktada vurgulamak lazım. Belki de hastaneler en güvenli yerler arasında gerçekten de. Çünkü hastanede çalışan bütün herkes aşılandı. Güvenle tedavilerini yapıyoruz, sürdürüyoruz hastalarımızın. Yani takip ettiğimiz hastalar içinde de çok sınırlı sayıda COVID'de yakalanan insan oldu. Bu anlamda hastaneler güvenli yerler aslında bakarsanız. Var mı eklemek istediğiniz başka bir nokta? Teşekkür ederim Serkan canım. Ben de teşekkür ediyorum Özkan. Buraya kadar geldiniz, fikirlerinizi, görüşlerinizi bizimle paylaştınız. Başarılar diliyorum sizlere. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum ben de. Hocalarımız çok önemli noktalara değindiler. Özellikle Serkan hocamın son olarak söylediği şey bence çok önemli bir ayrıntı. Hastaneler güvenilir alanlardır.
Erken tanı, özellikle kanserde, kanser vakalarında erken tanı gerçekten çok büyük öneme sahip. Bunu ben söylemiyorum, bunu uzmanlarımız söylüyor. Balgamda kan görme, öksürük, nefes darlığı gibi özellikle akciğer kanseriyle ilintili önemli belirtileri lütfen ve lütfen dikkate almaya çalışın. Eğer akciğer kanseri geçmişiniz varsa lütfen kontrollerinizi atlamayın. Çünkü uzmanlarımız diyor ki hastanelerimiz oldukça güvenilir alanlar. Dolayısıyla bu kontrolleri atlamak belki de ileride daha büyük problemlere neden olabilir. Son bir hatırlatma daha yapacağım. Doçent Doktor Özkan Demirhan YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bizi takipte kalın. Hoşça kalın.